Dediğimiz mekan annemin ailesi Haznedar ailesine ait olan bir alandı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ben arkadaki bu evde doğdum. Bu evin denize bakan bize göre denize doğru döndüğünüzdeki sağ taraftaki odasında doğmuşum. Ve çocukluğumuzda biz aşağı yukarı her yaz, aşağı yukarı değil her yaz gelir burada 2 ay 3 ay kalırdık. O ilkokul öncesindeki dönemlerde daha uzun kaldığımızı da hatırlıyorum. Uzun yıllar buraya çocukluğumuzda gelirdik, yazın gelirdik. Bazen o eski Samsun vapurları vardı. Samsun vapurları buraya kadar gelir. Ünye'de açıkta şu gördüğünüz denizde açıkta vapur durur. Ve ondan sonra o ipten, halattan iskeleler aşağı salınır. Oradan biz de küçük motorlara binerek Ünye iskelesi yine bu boyuttaydı. Buraya gelirdik. Tabii çok keyifli. Yazın buraya gelmeyi iple çekerdik. Çok keyifli. Son derece güzel. Doğduğum ev de burası. Bu ev dayımın evi. Bu evinde halen böyle korunmuş olması da ayrıca bir güzellik. Rahmetli anneannemi hatırlıyorum, rahmetli dayımı hatırlıyorum. Efendim, hemen yandaki binada olan bina, yüksek bina halinde gelen, ortaya çıkmış olan binada annemin amcasının eviydi. Çok güzeldi. O da 2 katlı, küçük, her tarafında güzel tarihi kapıları, tarihi sarnıçları olan bir binaydı. Maalesef bugün bu hale geldi. Babamın dedesi aslen Kastamonulu. Babamın babası Kastamonulu. Buraya yüzbaşı Teğmenken geliyor. O zaman Birinci Dünya Savaşı sırasında eşkıya takibi var. Asker cephede savaşırken maalesef bir takım eşkıyalar da buralara dadanmış. Akkuş, Tekkiraz, Niksar o çevrelerde de eşkıyalar var. Onları takiple görevlendirilmiş. Ve Tekkiraz'da rahmetli babaannemi. Babaannem Tekkiraz kökenli. Onunla evleniyor. Babaannemin abisi Ali Bey dayı da hemen bu evlerin yanındaki olan evde otururdu. Dedem